Efendim, Show Van Haber'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi son dönemde ATM'lerde şu anda hizmet veremiyoruz uyarısıyla sıkça karşılaşanlarınız vardır. Nakit para çekemeyen tüketici ortak ATM'lerin yolunu tutuyor. Komisyon ödemek zorunda kaldığı için de çoğu tepkili. ATM şu anda kullanılamıyor, devre dışı. Lütfen başka ATM'den işlem yapınız yazıyor. Son dönemde ATM'ler para vermez oldu. Para çekmek isteyenlerin eli boş kaldı. Sık sık bozuluyor. Herhalde para koymuyorlar. Gencinden emeklisine nakit para çekmek isteyenlerin adresi ATM'ler oluyor. Ancak son günlerde ATM'lerde şu anda hizmet veremiyoruz uyarısı sıklıkla görülüyor. Şu anda nakite ihtiyacım var. Kaldım yani. Şubeye gitmem lazım para çekmek için. TL vermeyen ATM'ler ya sadece döviz veriyor ya da hiç para vermiyor. Sosyal medyada da duruma tepkiler çığ gibi. Tüketici para yatırırken çalışan ATM'nin para vermemesine tepkili. Acil bir durum olsa kalıyoruz ortada işte böyle. Kendi bankasının müşterisine nakit para vermeyen o ATM'ler tüketiciyi ortak ATM'ye yönlendiriyor. Ancak bu gibi durumlarda da tüketici komisyon ödemek durumunda kalıyor. Komisyon vermek istemiyorum. Niye vereyim? Kendi paramı zaten bankadan çekiyorum. Peki oluyorsunuz. Acil bir durum olsa kalıyoruz ortada işte böyle. Örneğin ortak ATM'den 5000 lira çekmek isteyen tüketici 90 lira masraf ödüyor. Komisyon ödemeden nakit para çekmek isteyenlerse çoğu zaman arıza uyarıları nedeniyle mağdur oluyor. Özellikle de emekliler. 200-250 lira komisyon ödediğim de oldu. Çünkü ben emekliyim yani, gidip de ona şey veremem. Peki ATM'ler neden ihmal ediliyor? Kredi kartı kullanımını arttırmak için olduğunu öne süren de var. Bankaların müşterinin parasını daha uzun çalıştırmak için arızaları kısa sürede gidermediğini iddia edenler de. Bütün bankalar işbirliği yapıp insanlara hizmet etmek zorunda olmalı.